Karakoyun kenarındaki ve Abide'deki temizlik çalışmaları tamamlandı. Karakoyun'da sadece bodrum katlara giriliyor şu anda. Bodrum katlara da büyük oranda girildi. Oradaki temizlikler yapılıyor. Bugün de devam edecek. Orası da tamamen bittikten sonra normale kısa sürede dönmüş olacağız. Evet. Yalnız burayla ilgili bir şey diyeceğim. Bakın burada bizim yaptığımız yapı, kameralar lütfen orayı gösterirse, bizim yaptığımız yapı şu yukarıdaki. Şimdi iddia edilen şurası mı? Burası. Bizim yaptığımız yapı şu. Bundan başkasını yapmadık. Bir de o taraftan gelen yapıyı yaptık. Şu üst geçidi. Alt gelmez üst geçidi yaptık. Şimdi biz bunu yapmışken 11 yıl evvel Ahmet Aşrif Vakı Baba döneminde yapılan da AK Parti dönemiydi. Evet. Evet. 11 yıl önce, o zaman bağımsız mıydı bilmiyorum. 11 yıl önce veyahut da AK Parti dönem, bilemiyorum onu başkanım. Şimdi. Ahmet Eşref Akbaba döneminde yapılan alt geçit o. Her kimin zamanında yapılmışsa yapılmış. Ama benimle alakası yok. Niye benimle alaka kurmak istiyorlar? O gün bizim canlarımız suyun içindeyken iki itfaiye erimizi gönderdim. İki itfaiye erimiz alabora oldu suda. Ve o endişeyle şahsıma saldırılar yapılıyor. Aynı şekilde Abide Kavşağı ile ilgili yapıştırmalar yapılıyor. Bunlar, ben bunları milletin vicdanına yönlendiriyorum. Millet her şeyi görüyor. Urfa halkı her şeyi görüyor. Bizim sabahlara kadar çalıştığımızı herkes görüyor. Efendim, bugün de inşallah daha yoğun çalışarak normalleşmemizi hızlandıracağız. Buranın yüksekliğiyle ilişkin bir problem yok. Yalnız burada Cavsak Deresi var. Cavsak Deresi önü tıkanınca, derenin önü. Anladım. Oradan biriken su aniden buraya akıyor ve o nedenle oluyor.